Merhabalar, ben Ayşe Didemirsoy. Evimin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Benden çok fazla kişi göğüs sıkılaştırma ve göğüs gevşekliğini önleyici video istedi. Özellikle kilo verenlerin çok sık karşılaştığı bir problemdir bu. Ben de sizler için güzel bir antrenman videosu hazırladım. Hazırsanız hadi başlayalım. Göğüs bölgesini daha iyi şekilde çalıştırmak için bu antrenmanda dumbbell kullanacağız. Dumbbell'larımı aldım ve sırt üstü yavaşça mindirime yaptım. İyice yerleştim. Ayak tabanlarım yerde. Belimi natural pozisyonda bırakıyorum. Çok yere yapıştırmanıza gerek yok ama çok da açık olmasına izin vermeyin. Beli natural pozisyonda bıraktım. Dirseklerimi 90 derece bükülü olarak vücudumun yanına bıraktım. Derin bir nefes aldım. Hazırsak şimdi başlıyoruz. Göğüs hizasında dümdüz kaldırdım. Nefes alarak yavaşça indirdim. Yaparken göğüs kaslarını ve karnını sıkmaya çalış. Bu bölge yağ dokusu olduğu için genel olarak kilo verdiğimiz zaman daha çabuk gevşeyen ve küçülen bölgedir. Bu hareketlerle düzenli yaparak onları daha sıkı tutabilirsiniz. Şimdi dinleniyorum. Dinlenirken hemen ikinci hareketini anlatacağım. Sanki birini kucaklarmışsın gibi dirsekleri büktün. Yanlara doğru açacağız ve nefes verirken yine göğüs hizasında kapatacağız, tamam? Kollarını bir rahatlat. Nefesini al. Şimdi yavaş yavaş kollarını yukarıya kaldırdım. Açıldı dirsekler. Hop, birini kucaklarmış gibi kapandı. Açıldı dirsekler ve kapandı. Dirseklerin arasının çok fazla bükülü olmaması lazım. Yani yapmaman gerekeni gösteriyorum. Şöyle yapma. Tamam, biraz daha açık. Nefes al. Göğüs hizasından kapat, onları yukarıya çekme. Evet, yavaşça bıraktım. Tek dumbbell'ımı yere bıraktım. Tekini yukarı kaldırıp iki elimle tuttum. Yine dirseklerimi biraz dışarıya açtım. Nefes verirken başımın üstüne kadar gidip tekrar yavaşça göğüs hizasına geri çekeceğim. Nefesini al. Bu şekilde de tutabilirsin, diamond dediğimiz. Hop, nefes vererek çek göğüs hizasına kadar. İn 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 in. Hop, çek. Nefes al. Nefes al. Yavaşça çekiyorum ve karnımla beraber göğüs bölgemi de sıkıyorum. Yine dirsek açısına dikkat et. Dışarıya doğru bükülü olacak. Evet. Bıraktım dumbbell'ımı ve yavaşça kalktım, hemen şınav pozisyonu aldım. Dizlerimin üzerindeyim. Ellerimi omuzlarımdan birazcık daha geniş şekilde açtım. Kalçamı aşağıya doğru indirdim. Kalça yukarıda yaparsanız biraz daha kolay olur. Siz seçebilirsiniz. Kolay gelenler hemen kalçayı biraz aşağı indirsin. Yavaşça göğsümü mindere yaklaştırdım ve yavaşça yukarı çıktım. Yaklaştırdım ve yukarı çıktım. Nefes aldım. Verirken kendimi yukarı ittim. Nefes aldım. Nefes aldım. Hızlı yapmaya çalışma. Hareketi bozma. Olabildiğince göğsünü yere yaklaştır ve tekrar kendini yerden kaldır. Yavaşça yaklaş. Hop, yukarıya çık. Nefesini al. Hemen ikinci set için yere yat. Yere yatarken tekrar kollarını salla. Nefesini al ve dumbbell'larını alıp göğüs hizasında tavana kaldır. Artık hareketleri daha iyi biliyorsun. Nefesini aldın. Aşağı indim. Hop, göğsü sıkarak yükseldim. Eğer iyiysen temponu bir tık arttırabilirsin. Ama dediğim gibi bu tarz hareketlerde, özellikle elinde dumbbell varsa, çok hızlı yapmaya çalışma. Çünkü hareketin şekli bozuluyor. Nefes ver it. Nefes ver it. Ve serbest bırak, kollarını rahatlat. Fly gelecek. Yanlara doğru açış yaptığımız hareket, şu şekilde açış yaptığımız. Biz buna ağaca sarılmak da diyoruz böyle. Özellikle pilateste çok kullanırız. Nefesini aldın. Kolları yukarıya doğru yavaş yavaş kaldır. Dirseklerin açısını ayarla. Ve açıl.
Nefes vererek kaldır. Açıl. Nefes vererek kaldır. Açıl. Evet, hemen bıraktın. Dumbbell'ımın teki yere. Diğer dumbbell'ım yukarı. Bak bu şekilde yerleştiriyorum. Daha kolay oluyor. Parmağımın arasını alıp diğer elimle de destekliyorum. Dirseklerimi açtım. Nefesimi aldım. Göğüs hizamdan yavaşça geriye gittim. Ve hop yukarıya göğüs hizama geri çıktım. Başlarda size zor gelebilir. Ama düzenli yaptığınızda inanın bana çok etkisini göreceksiniz bu hareketlerin. Yeter ki hareketleri düzenli yapın. Dumbbell'ını bırak ve hemen şınav pozisyonu için tekrar yukarı. Eller omuz genişliğinde açık. Dizlerimi yerleştirdim. Kalçamı içeriye aldım. Nefesimi aldım. Süremle birlikte aşağıya doğru iniyorum. Aşağı indim. Hop yukarı yükseldim. Nefes aldım. Nefes aldım. Nefes aldım. Zorlanan hemen ne yapıyor? Kalçayı yukarı kaldırıyor. Kaldırdığın anda hareket kolaylaşır. Ama göğsün yine çalışır. Tabii ki bu biraz daha sert çalıştırıyor. Kolayları özellikle gösteriyorum ki zorlananlar onu yapsınlar diye. Tamamdır. Evet, 2 setlik göğüs videom tamamlandı. Eğer iyiysen lütfen başa al, 1 set daha yap. Senden istediğim şey şu, antrenmanı yapıyorsun ya, yani bu hareketleri yapıyorsun. Yaparken her zaman bu antrenmanı bir kere değil, haftanın belli günleri 2 ya da 3 kere yapmalısın ki vücudunda gerçekten etkisini görebilesin. Lütfen düzenli olarak yap ki gerçekten etkili olsun. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı, beni arkadaşlarınla paylaşmayı, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalımı takip etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.